Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. İnşallah keyifleriniz yerindedir. Uzun süredir video gelmiyor. 3-4 gün oldu galiba. Bunun için öncelikle kusura bakmayın. Tabii ki de benim her zaman için bahanem hazır. Piyasa düştü diye değil tabii ki de. Ufak bir tadilat ve taşınma telaşı içerisinde olduğumuzdan dolayı videolara böyle kısa süreliğine ara verdik. Ama sizlere mümkün oldukça böyle kısa olsa böyle parça parça olayları anlatmaya çalışacağım. Bu videomuzun gündemi AVAX olacak değerli arkadaşlar. E, kripto para piyasalarında neleri görebilirim diye hep düşünürken Ulan bunu da mı gördük dedim ya hani bugün bu haberleri gördükten sonra bunu söyledim yani dedim ki yani bunu da gördüm yani kripto para piyasasında. Emin Günserer yani Avaks'ın kurucusu Emin Günserer hakkında FETÖ'cü diye bazı olaylar çıkmış ortaya arkadaşlar. Bu konularla alakalı sizlerle birkaç öyle sohbet muhabbet etmek istiyorum. Sizlerin de yorumları benim için biliyorsunuz çok çok değerli. Yorumlardan sizin fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Şöyle bir önce grafik ekranı üzerinden bir geçiş yapalım. Şuradaki son muma çok fazla dikkat etmememiz gerekiyor. Bu düşüşün sebebi Bitcoin'in birden geri çekilmesi ve patır kütür bildiğiniz üzere altcoin'leri de arkasında götürüyor. Şurada şu şöyle bir düşüş gerçekleşmişti arkadaşlar. İşte bu düşüş sebebi de Binance'ın kurucusu CZ'nin Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu Avax'la alakalı bazı paylaşımlarda. Yani Avax'la alakalı bazı belgeleri paylaşmışlardı. Bu paylaşımdan bir saat mi iki saat sonra mı direkt olarak bu belgeler kaldırıldı. Çünkü resmi olarak bunlar doğrulanmamıştı ve kanıt olarak kanıt niteliği taşımıyordu daha doğrusu. Sonrasında da Avax'ta ufak bir yukarı yönlü hareketlilik oldu. Çok da fazla zaten aşağı yönlü fiyatını etkilemedi. Yani bu da Avax'ın ne kadar güçlü olduğunu onu gösteriyor aslında. Bugün de farklı konular gelmeye başladı. AVAX konusunda Emin Gülsüler konusu hakkında daha doğrusu. Zaten meyve veren ağaç her zaman için taşlanır arkadaşlar. Fakat taşlayan adamların kalitesine taşlayan adamların daha öncesinden affedersiniz ama ne bok yediğine baktığımızda da bunu çok fazla tiye almamamız gerektiğini aslında düşünmemiz gerekiyor. Kriptoemre denilen şahıs zaten işte Emin Gülsüler hakkında FETÖ'cü diye bazı iddialarda bulunmuş. <laughs> Şimdi kripto kriptoemreni de geçmiş şeyine baktığımız zaman geçmiş e, videolarına ve geçmişte yapmış olduğu paylaşımlara heycoin olsun ona benzer bir sürü scam projelerinin reklamını yapıp bunun üzerinden insanlardan deli şekilde paralar kazandı arkadaşlar. Bir, bir videodan 10.000 dolara yakın reklam ücretleri aldığına dair zaten piyasada biliyorsunuz bunlar hakkında paylaşımlar var. Resmi dokümanlar var. Influencerların bu aracı influencerlarla çalışan bazı adamlar var. Bunlar her zaman bir Excel dosyasında tutuyor bunları ve işte YouTuberlarla ne kadar anlaştılarsa bunların belli başlı paylaşımlarını yapıyorlar. Ve bir tanesi de biliyorsunuz Kripto Emre ile alakalı 10 bin dolar bir reklamdan aldığını ve bunun da bir scam proje olduğuna dair bazı belgeleri sunmuştu. Geçmiş İşine baktığımızda aslında Fetodan daha fazla ülkeye zarar veren bir kişilikten bahsediyoruz. Bu kişilik zamanında da bazı videolarda onun ismini kullandığım için beni de zaten tehdit etmişti. Bunlarla alakalı mail atmıştı. Mailde gerekli cevabı verdikten sonra ben ona ağzını payını verdiğim'i düşünüyorum ki. Yani bu saatten sonra zaten hiçbir şey yapamaz. Yaparsa da her zaman için kapımız açıktır o şahısa. Bu tip insanlar genellikle bir yerlere böyle bok atmaya çalıştıklarında veya bok atmaya başladıklarında genel olarak gündeme gelmek isterler. Veya bunlarla bir çıkar çatışmasının içerisine girerler. Bazı anlaşmazlıklara neden olurlar. Bu anlaşmazlıklardan da zarar aldıkları düşündükleri için de daha fazla hem gündeme gelip hem daha fazla böyle... Piyasada e, böyle bilinirliğini arttırmak için bu tip olayları yaparlar. Ama baktığımızda da gerçekten bu ülke feto'dan daha fazla zarar veren bir kişiden bahsediyorum. Piyasalar genellikle bu tip kırmızının içerisine girdiğinde uzun süreli bir düşe gelindiğinde artık fenomenler yapacak başka bir şey bulamadığından dolayı hep birbirlerine salça olurlar. Ki bunu zaten Twitter üzerinde büyük takipçili fenomenleri görüyorsunuzdur. Hep bunları yaparlar. E, kripto paralarla alakalı bir şey paylaşmazlar. İşte birbirlerine hep bok atarlar. İşte bu, bunu yapmış bunu yapmış geçmiş böyleymiş şu böyleymiş şu böyleymiş piyasa yükselmeye başlar bunlar kapanır hemen alıyoruz satıyoruz bunun reklamı şunun reklamı bunun reklamını aldık hadi yürüyün düşüyoruz bunu yapmış şunu yapmış şunu satmış genellikle sistem hep bu şekilde çalışır arkadaşlar hatta bununla alakalı geçmişte size yapmış olduğum bir paylaşım vardır bunu indikatör olarak bile kullanabilirsiniz ne zaman kripto para fenomenleri Böyle birbirlerine bok atmaya başladığında bu büyük bir alım fırsatıdır arkadaşlar. Çünkü artık kripto para fenomenleri yapabileceği başka bir şey yoktur. Biz konusuna geri dönecek olursak ise değerli arkadaşlar. <laughs> Meyve veren ağaç her zaman için taşlanır ama sizin her zaman için taşlayan kişilerin geçmişine bakmanız gerekiyor. Taşlayan kişilerin kalitesine bakmanız gerekiyor. Gerçekten kalite kokuyor mu? Geçmişte bir şeyleri başarabilmiş mi? Geçmişte yapmış olduğu projelerle bir yerlere gelebilmiş mi? Veya daha öncesinde yapmış olduğu proje nerelere kadar gelmiş? Bunun gibi daha bir sürü detaylara bakmanız lazım. Eğer Meyve veren ağacı taşıyan kişi kalite kokmuyorsa kalitesiz bir insansa ki şu an büyük ihtimalle taşıyanları geneli böyle çok fazla da bu haberleri tiye almamanız lazım. Bu konularla alakalı sizden anlatabileceğim olaylar bunlar. Sizlerin de yorumlarını çok çok merak ediyorum. Yorumlarda yazarsanız elimden gelince hepinize geri dönüş yapmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.